قربو الله وحشو خورنو هده قربو لا بنا بيس هده قربو ما بخوا ابني ما تبوتو هده قربو لي بمال خور رابا بزاري اما ادا بمسامات چه بزاري اما كشتن هده بري داري بمبري نهخوا قربو هده قربو لا عادل انا قربان الا منك انت زمان لا نزولك انت لا نزولك انا لا قربان انا ما اخوي ما اخوي مورا لا ببافة وابيرك الزاق ما اخوة بيك الله لا عادل تبتي قاسي بريبو لا عادل لا جلوك وشخوش خرال ليق بريل تاقز لا Bugün 14 Haziran. 14 Haziran 2018 tarihinde Sürüş Devlet Hastanesi katliamıyla tarihe geçti. Annemle birlikte Şanlıurfa Adliyesi başta olmak üzere Türkiye'nin her yerinde mücadelemizi yürütüyoruz. Bu 5 yıllık mücadele sürecinde hem devlet yetkilileri hem hükümet annenin bu çığlığını duydu. Bizimle görüşmeler yapıldı. Mücadelemizde, hukuki mücadelemizde haklı olduklarımızı dile getirdiler. Ama adaleti sağlamak konusunda ne devletin üst düzey yetkileri ne hükümet sorumluluk alıp bu adaletsizliği gidermediler. Yeni bir hükümet kuruldu. Yeni bir yasama dönemi başladı. Burada yeminlerinden sonra hem yeni İçişleri Bakanı hem yeni Adalet Bakanı Tunç açıklamalarında hukukun üstünlüğü ilkesi üzerinden bahsettiler. Bu cümlelerinin sözde kalmasını istemiyoruz. Önceki iki bakan bu adaletsizliğe göz yumdular ve bu adaletsizliklerle anılacaktır. Buradan çağrımızı hem İçişleri Bakanlığı yapıyoruz hem Adalet Bakanlığı yapıyoruz. Türkiye'nin ikinci yüzyılından bahsediyorlar. Türkiye'nin ikinci yüzyılı bu adaletsizliklerle anılmasın. Yine Adalet Bakanlığı diyoruz ki bu adaletsizliği görüyorsun. Buradaki Adalet Bakanlığı'ndaki yetkililer bu durumu biliyor. Bu adaletsizliğin, bu haksızlığın bir an önce giderilmesini bekliyoruz. Adalet mücadelemiz adalet gelene kadar devam edecektir. Mücadelemiz anne adliye önünde adalet gelene kadar adliye önünde olacak. Ben Ankara'da olacağım ve bu adaletsizliği her mecrada dile getireceğiz. Ve ben bir milletvekili olarak Türkiye'de adaletsizliğe uğrayan herkesin de sesi olacağıma dair buradan söz veriyorum. Ve adalet gelene kadar da haklı davamızdan, haklı mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Teşekkür ediyorum.